Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kamuoyuna yansıyan son bilgiler doğrultusunda Türkiye'nin insansız otonom sistemler filosuna bir yenisini daha katacağı öğrenildi. Bildiğiniz gibi Türkiye ürettiği yerli ve milli insansız hava araçlarıyla savaş tarihine adını yazdırarak kara savaşının doktrinlerini değiştirdi. Şimdi ise Türkiye gözünü deniz savaşlarına dikmiş gibi gözüküyor. İnsansız hava araçlarında uyguladığı aynı konsepti insansız deniz araçlarına da yansıtmayı hedefleyen Türkiye'nin silahlı insansız deniz aracı filosu 4 farklı projeyle genişliyor. Aselsan ve Sefine Tersanesi ortaklığıyla ortaya çıkan RD-09 SİDA da bunlardan bir tanesi. Bu silahlı insansız deniz aracı, güdümlü tank savar mühimmat taşımanın dışında TÜBİTAK SAGE tarafından yine yerli ve milli geliştirilip üretilen Kuzgun füzesini de kullanma yeteneğine sahip bulunuyor. Bu SİDA'ya Hayalet SİDA ismini vermişler. Bunun da sebebini videonun ilerleyen dakikalarında anlatıyor olacağım. Sefine Tersanesi'nde hayat bulmaya hazırlanan RD-09 haricinde ULAK, Salvo ve Sancar adında 3 farklı SİDA projemiz de hali hazırda devam ettirilmekte. ULAK SİDA'yı birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. İlk duyurulduğunda yerli ve yabancı basında oldukça dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu saydıklarımız arasında son duyurulan SİDA RD-09. Yine bu SİDA'nın da otonomi teknolojileri Türkiye'nin bu alanda en başarılı firması Aselsan tarafından geliştiriliyor. Açıklanan verilere göre RD-09 su üzerinde saatte 66 km hıza ulaşabiliyor ve 1200 km mesafeyi sorunsuz bir şekilde kat edebilme yeteneğine sahip. Mavi Vatan'da çok uzak menzillere gönderilmek üzere tasarlanan SİDA 80 saat boyunca aralıksız operasyon gerçekleştirebiliyor. Benim özellikle en çok ilgimi çeken özelliği ise şu. Bu SİDA yoğun fırtınalı hava şartlarında dahi, hatta denizcilik terimlerine az çok hakim olanlarınız varsa anlayacaktır, deniz durumu 4'te bile testlerden tam puanla ayrılmayı başardı. Benim bahsetmek istediğim kabiliyet ise şiddetli dalgalanmalar esnasında bile su üzerinde istenilen noktada sabit bir şekilde kalabilmesi oldu. Ayrıca görev yerine intikal için A400M kargo uçağı ve TCG Anadolu gemisinde taşınabilecek şekilde tasarlanıyor. RD-09, düşük ısı ve iz yayılımı özelliği sayesinde düşman radarları tarafından görülemeyecek. Görülse dahi çok küçük bir iz bırakacağı, bunun da Türk silahlarının düşman savaş gemilerine çok rahat bir şekilde yaklaşmasını sağlayacağı aktarılıyor. İşte bu sebeple bahsi geçen RD-09, SİDA uzmanları tarafından Hayalet SİDA olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda yaşanan gelişmelerden bir diğeri ise şu. Savunma sanayisinde milli sermaye ile faaliyet gösteren Antalya merkezli Ares Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma tarafından öz kaynaklarıyla geliştirilen ULAK silahlı insansız deniz aracı, Antalya bölgesinde gerçekleştirilen ve Roketsan tarafından geliştirilen harp başlıklı Cirit lazer güdümlü füze sistemi atışında hedefi büyük bir başarıyla vurdu. Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, atış testlerinin tamamlanması ile artık dünyanın en iyi insansız deniz araçlarını geliştirme ve bu alanda Türk mühendisleri olarak dünyaya öncülük etme gayesinde olduklarını vurgularken, tıpkı hava araçlarında olduğu gibi insansız deniz araçları alanında da ülkemizi dünyada trend yaratan bir öncü ve müttefik ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAK SİDA'nın harp başlıklı ilk füze atışı bir gurur vesilesi oldu. Tüm izleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği atışın hedefi tam isabet ile vurmasının ardından duygularını ifade etmek üzere Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir bir konuşma gerçekleştirdi. Profesör Doktor İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada bugün Mavi Vatan'ın korunması, Ege ve Doğu Akdeniz'de haklarımızın korunması için güçlü bir deniz gücüne sahip olmamız aşikardır. Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaç duyduğu platformları
en yeni teknolojilerle donatılmış olarak sağlamak için Savunma Sanayi Başkanlığı olarak Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, sektörümüz ve diğer ilgili kurumlarla çok sıkı işbirliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Projelerimizde %70'e varan yerlilik oranlarına ulaştık. Bunu daha da arttıracağız. İnsansız hava araçlarında artık oyun değiştirici olarak sahada olan ürünlerimizin benzerlerinin kara, deniz üstü ve deniz altı araçlarında da hayata geçtiğini görmeye başladığımız günler çok yakın. Bu sistemlerin birbirine entegre çalıştığı muharebe ortamının bizi beklediğini biliyor ve biz de buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buna yönelik ortaya konacak çalışmaları destekliyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı olan ULAKSİ'da keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya uçak gemisi, frekaten gibi yüzer platformlardan kullanılabilecek diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.